Yani 6 Haziran'da ciddi ciddi nişanlanıyoruz. Evet, aileme haber verelim. Hazırlıklar başlasın. 6 Haziran 2014 diye de ekleyelim. Evet. Yok 6-6-2016 anladıydık da. Efendim daha hoş olmaz mıydı da? Aa, biz 2014'ü Hicri 2014 sandıydık da. Her katakulli beklenir bunlardan. Yani 6 Haziran'da nişanlanacaklar ha? Ha ciddi ciddi. Hani bildiğimiz nişan. Hayır efendim, bilmediğimiz nişan. Uzay nişanı olacak bu. Yer çekimsiz ortamda. Aa! Evet, kurdele yerine Satürn halkasını keseceğiz. Neyi keseceğiz? Servet, sen acık kenarda dur, dinlen, beynini şarj et. Ha. Efendim, bence... İzmir'deki bahçenizden meyve gelmiş. Aa, tabii. Hektar hektar. Uçsuz bucaksız. Erikler, üzümler, elmalar, göz alabildiğine meyve. Rıza'cığım, sen niye taşıyorsun ya el alemin meyvelerini? Irgat mısın, hamal mısın? Çocuklara tamam dedik. Bir kurdela kesilecek artık. Biz diyoruz ki aramızda bir yemek yapalım. Pek kimse duymasın, çok da ciddiye binmesin. Hem de ucuz tarafından hallolur, değil mi? Ucuz mu? Kız tarafı ya. Hani nişanı kız tarafı yapar ya. Size de büyük külfet. Biz istersek peri masalı gibi bir nişan yaparız. Evet. Masal olur o ancak zaten. Konu bitti. Dev prodüksiyonlu bir nişan yapıyoruz Timur. Oğlan bizim, kız bizim. Çatlasın Hollywoodlar ha? Paramız yok Cici. Ay! Bir daha bana paramız yok deme Timur. Fakiriz diyeyim. Oğlan resmen kapıldı gidiyor bahtının rüzgarına Vasfiye. Nasıl bağlandı bu kıza? Nasıl geldi nişana kadar bu iş? Hafsalam almıyor ya. Kız bana bak. Bu Deniz. Büyü yapmış olmasın? Aa, o benim yıllardır aklımda ama. Kendine bağlama büyüsü değil mi? Evet. Bağlanacak kişinin fotoğrafının etrafında at yelesinden kalp şeklinde bir çember oluşturulur. Çember kırmızı mumla yakılır. Daha sonra fotoğraf ağır bir ateşte tütsülenir ve soğumaya bırakılır. Sonra da dereotuyla süslenir, yoğurtla servis edilir. Afiyet olsun. Ay! Ay! Ya, ya, ya. Dereotu mu Vasfiye? Sonunu attım Servet. O kadar büyülenmiş dinliyordunuz ki acık eğleneyim dedim. Vasfiye teyze, senin tanıdığın büyücü falan var mı? Büyü bozmak için diyorsun değil mi? Yani. Varsa bozmak için veya hani zararsız bir ayırma büyüsü falan varsa şahsın portföyünde. Ha? Vasfiye teyze, bozulacak bir büyü yoksa bile yani bu kadın iyi diyorsun değil mi? Ya canım öyle böyle boş dönmeyiz. Hayır, eğer bozulacak bir büyü yoksa da hazır gitmişken bir tane yaptırıveririz artık. Ay ne büyüsü yaptıracağız Gülistan, ben çok korkarım. Ay kötü bir şey değil Serbest, saçma. Soğutma büyüsü. Rıza'yı denizden soğutmak için. Ha. Rıza'yı buzdolabında soğutacak değiliz ya. Isındım bu fikre. Yani bir yerde iki genç içinde hayırlısı, hayır birbirlerine uygun değiller. Evlenip ayrılsalar daha büyük yıkım olur. Hele ki bir bayan için. Ya. Ay sizin bu Deniz'i bu kadar ince düşünmeniz, bu kadar ince düşünmeniz. Hep iyi niyetinizden. Papatya aldık. Keçi boynuzu da alalım 250 gram.
Sizde yarasa kanadı var mı çocuğum? Tabii ki yoktur anne ya. Kadın yarasa kanadı olmasa da olur dedi ya. E lafları kanada yazıp çayın içine at çektik. Kağıda da yazsanız olur. O çayı içince çocuk kızı boynuzlu şeytan gibi görecek dedi ya. E, iyi, iyi. Yeter ki Rıza çayı içsin. Bakayım tamam mı? Neler oldu? Nasıl büyü ya? Böyle hani bez bebeğimi yapıp iğne falan batırıp öldürecekler mi? Öyle bir şey mi? Kız acık normal ol be. Anladığım kadarıyla Rıza'ya soğutma büyüsü yapacaklar. Ha, ben ne yapacağım? Ben hiç bilmem bu büyü işlerini abi. Ben şimdi soğutma büyüsü deyince benim aklıma ilk gelen mikrodalga falan yani. Öyle de rasyonel bir insanım ben. Ay elimiz armut toplamıyor herhalde. Biz de gidip kontr büyü yaptıracağız. Kontr büyü? Rıza'yı sana bağlam büyüsü. Daha çok aşık olsun. Benim büyücüm halleder. Senin büyücün. Benim öyle fix olarak bir dişçim bir de kuaförüm var yani. Ay ben nerelere düştüm? Bunu içen fani sevdiğine bir daha iyi nazarlarla bakamazsın. Bakarsa karşısında bu keçi boynuzu gibi boynuzlu dişi bir şeytan görsün. Soğusun, kalbi taş olsun. Bir daha yanına yanaşamaz diye. Ay! Ne dedindik be? Yarım saattir kes, yaz, kaynat. Bunca eme şimdiye mumbar dolması yapardık. Hadi ben şimdi bunu götürüp Rıza'ya içiriyorum. Gülista, emin misin? Niye anne? Sen nişan bohçası hazırlamaya hemen çok meraklısın galiba. Yok yok. Allah'ım zarafet ya. Allah'ım. Ne bu abla? Zencefil, tarçın falan. Nezle'yi çok güzel karşılar. Hmm, öyle güzel karşılamasak Nezle'yi belki bozulup kapıdan falan döner. Allah seni deli ilahi. Orçun Nezle olmuş ya bak Selahattin'e de bulaşmış. Aman sana bulaşmasın ablam. İç. Hmm, ya ben bugün dükkanda çok çay kahve içtim ya. Bundan bir şey olmaz ablacığım bu bitki çayı. Tabii lak 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 sen sonuna kadar iç. Bak çok faydalanacaksın. Sen ablanı dinle. İyi tamam ben şunu yiyeyim de ondan sonra içeceğim tamam. Ha. Sanırım bütün beynim böyle burnumdan akıyor şu an. Oy 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 çok mu hastasın dayım benim? Ha? Piyasadaki bütün ilaçları aldım fıs. Tıp dünyasını yeni buluşlara davet ediyorum. Al, al bak bunu iç. Ne bu? Bitki çayı. Müthiş bir şeymiş nezle için. Ha? Aferin. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Kötü müsün? Yok sen sen git ya. Sebep? Ya hastayım ben. Bir süre görüşmeyelim bence.
Ya hiç modum da değilim öyle mal gibi durma. Gider misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.